Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubu adına ikinci söz Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar'a ait. Sayın Çandar, buyurun. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, yapay zeka ile ilgili konuşmaya başlamadan önce değinmek istediğim izninizle bir husus var. Cumhurbaşkanı dün yeni yasama yılının açılışı nedeniyle önemli bir konuşma yaptı. Türkiye Cumhurbaşkanlarının konuşmaları zaten hep çok önemlidir. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuşması da dolayısıyla önemliydi. Ama aynı zamanda çok sorunlu bir konuşma yaptı dün. Nitekim bir partinin sayın genel başkanı partisinin grup toplantısında bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün konuyla ilgili devlet ciddiyetine yakışmayan açıklamada bulundu diye bir tespit ifade etti. Ne demişti Cumhurbaşkanı? Şunu diyor kendi sözleriyle. Vaat edilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer, açık söylüyorum, bizim vatan topraklarıdır. Şu anda bütün hesap bunun üzerinedir. 7 Ekim'den sonra yaşanan her gelişme bu tehdidin boyutunu daha arttırmaktadır. Yani Türkiye toprakları, bizim topraklarımız her geçen gün İsrail'in saldırı tehdidi altına girmektedir. İsrail'in işgali tehdidiyle yüz yüzeyiz. Şimdi bu sözler gayri ciddi olmasından, öyle bulunmasının yanı sıra yanlıştır ve hiçbir gerçekliğe, ne bugünün gerçekliğine ne tarihi gerçekliğe denk düşmemektedir. Bir kere bu vaat edilmiş topraklar eski deyimiyle arz-ı mev'ud, Tevrat'ta Tekvin suresinin 15. babına dayandırılan bir şeydir. Hiçbir zaman net bir sınırı yoktur o vaat edilmiş toprakların. İşte Fırat'a kadar diye bir ifadeden yola çıkarak Türkiye topraklarının İsrail tehdidi altında bulunduğunu savunmak yanlıştır. Şu bakımdan yanlıştır. İsrail devletinin kurucu ideolojisi Siyonizm'dir. Burada herkesin dilinden düşmeyen bir Siyonizm var. Fakat Siyonizm İsrail'in kuruluş felsefesidir ve tek bir anlam taşımaktadır. Filistin topraklarında bir Yahudi ulus devleti kurulması. Bunun dışında bir anlamı yoktur Siyonizmin. Ve 1897 yılında 1. Siyonist Kongresi'nde İsviçre'nin Basel şehrinde toplanan Theodor Herzl tarafından bu amaç belirlenmiştir. Aynı Theodor Herzl ardından İstanbul'a gelip Sultan Abdülhamit'le görüşüp talepte bulunmuştur. Bu talebini yerine tabii ki getirilmemiştir. Ve gelelim sonra 1917 yılında 1. Dünya Savaşı devam ederken İngiliz Dışişleri Bakanı James Balfour Siyonistlere Osmanlılardan ele geçirilecek Filistin toprakları üzerinde bir ulusal yurt vaadinde bulunmuştur. İsrail 1948 yılında kurulduğu vakit İşte bu Balfour Deklarasyonu diye tarihe geçen belgede söz verilen Filistin topraklarının bir bölümü üzerinde kurulmuştur. Geri kalan bölümü ise o Filistin topraklarının bugünkü Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'yi içermektedir. Ortada Türkiye'yi içine alacak bir İsrail yayılma hedefi söz konusu değildir. Ben 2 yıl üniversiteler son sınıflarında Orta Doğu'nun bugünkü sınırlarının nasıl oluştuğuna dair ders verdim. Öğrencilerim arasında bugün bu sıralarda oturan bazı milletvekilleri var. Eğer onlardan herhangi biri dün Cumhurbaşkanı'nın burada söylediklerini sınav kağıdına yazsalardı bugün burada olamazlardı çünkü sınıfı geçemezlerdi. Tekrar edeyim. Cumhurbaşkanı'nın dün burada söylediklerinin tarihi gerçekliklerle ve İsrail devletinin dinleyin lütfen araçlarıyla hiçbir ilgisi yoktur. Olmayan bir şeyden yola çıkarak İsrail'in işgal amacıyla Türkiye'ye saldıracağı iddiası için söylenecek söz ise söz bulamıyorum. Ayrıca Türkiye gibi gücüyle övünülen bölgenin en büyük ülkesine korku yayacak nitelikte böyle sözler sarf etmek her kim söylüyorsa
yakışık almaz ve zaten bu sözler dün borsayı yere çaktı, doları fırlattı ve ekonomiye zarar verdi. Bu sözlerin aslında en büyük tehlikesi Türkiye için yeni bir beka sorunu söylemi oluşturma hesabına dayanıyor. Öyle ki Cumhurbaşkanı İsrail'in vatan topraklarımıza göz diktiği iddiasının ardına şu sözleri yerleştirdi. Okuyorum. İsrail'in Filistin ve Lübnan'daki saldırılarını çok yakından takip ederken Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bölücü örgütü maşa olarak kullanmak suretiyle nasıl birer küçük uydu kurmak istediğini de çok net görüyoruz. Buyurun yeniden beka sorunumuz konusuna. Ve buyurun güvenlikçi politikaların öncelik almasına ve buyurun savaş harcamalarına ve en önemlisi buyurun İsrail ve Kürtler sözcüklerini yan yana getirerek bunun doğuracağı tehlikeli sonuçlara. Buna karşı çıktığınız anda ise etiket hazır olacak. Beka sorunumuz varken milli birlik ve beraberliğimize kastetmek, Siyonist İsrail'e hizmet etmek. Bu vesile olarak bir şey daha izninizle hatırlatayım. 14 Mayıs 2023 tarihinde seçilen 600 milletvekili içinde Filistin Kurtuluş Örgütü ve Fetih kimlik kartı taşıyan tek milletvekili benim. Dolayısıyla bu söylediklerim İsrail'e en uzak pozisyonda ruhen ve fiziken durmuş birisi olarak öyle değerlendirilmelidir. Şimdi gelelim sadece Türkiye'nin değil tüm insanlığın önünde büyük bir tehlike potansiyeli ifade eden yapay zeka konusuna. Bu konuda son 8 yılda dünyada büyük ün yapan düşünür Yuval Noah Hariri bu konuda kitaplar yazmıştı. En son bu yıl henüz yeni yayınlanmış, Türkçe'ye çevrilmemiş bir kitabı var. Adı Nexus. Kitabın alt ismi ise Taş Devri'nden Yapay Zekaya Kadar İletişim Şebekelerinin Kısa Tarihi. Hariri bu kitabın ön sözünde iktidarımızdan kastı insanlık olarak iktidarımızın kötüye kullanımı ekolojik yıkımla bizi karşı karşıya bıraktı. Bütün insanlığı diyor. Yapay zeka gibi yeni teknolojilerle meşgulüz ki yapay zeka kontrolümüzden çıkmak ve bizi köleleştirerek imha etme potansiyeli taşıyor. Bu 701 sayfalık kitabın bir bölümünde de gene ön sözünde yapay zekanın içerdiği en büyük tehlikelerden biri birçok toplumun içinden ifadesini bulan dinamikler sonucunda bunun yeni silah yarışlarına, yeni savaşlara ve yeni emperyal yayılmalara yol açabilme tehlikesini ve potansiyeli taşıyor olmasındadır diyor. Bu arada adını hepinizin gayet iyi bildiği Elon Musk gibi yapay zeka girişimcisi ve yatırımcısı ve uzmanlarının 2023 yılında yayınladığı bir çalışmada yapay zekanın büyük bir yıkım getirme ve insanlığı yok etme ihtimalini görenler 2000 küsur sayısının 1/3 aşağı yukarı. Bir yandan da az önce gönderme yaptığım Harari'nin kitabının bir bölümünün başlığı totalitarizm 2.3 tüm iktidar algoritmalara. Yani yapay zeka siyasi amaçlarla baskıcı, otoriter ve totaliter rejimler aracılığıyla insanlığı ifla etmez, son derece kötü kullanıma müsait bir rol oynayabilir. Buradan hareketle elbette ki Yapay Zeka Araştırma Komisyonu'nun bağımsız apayrı bir komisyon olarak kurulması Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde son derece isabetli olacaktır. Ve az önce burada konuşan arkadaşımız Ceylan Akça'nın son bölümde söylediği sözlerin altını yapısı bakımından o komisyon nasıl olması gerektiği bakımından bir kere ben çizmiş olayım ve son olarak şuna değineyim. Dün Sayın Meclis Başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmaları hakkında bir takım rakamlar sıraladı. Onun söylemediği
bir rakamı hem kendisine hem sizlere ifade edeyim. Son bir yıl içinde AKP'li milletvekili tarafından sunulan teklifler haricinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne milletvekili bulunan partiler tarafından sunulan 2274 kanun teklifinden hiçbiri, Sayın Çandar lütfen tamamlayın. Rakamı tekrar ediyorum. 2274 kanun teklifinden iktidar partisi dışındaki partilerin milletvekili tarafından sunulan hiçbiri ilgili komisyonların gündemlerine alınarak görüşülmemiş ve genel kurula getirilmemiştir. Bu kadar. Dikkatiniz, ilginiz için teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Çandar.